Arkadaşlar herkese merhaba. Devre teorisi dersinin ikinci hafta deneyinin simülasyonunu gerçekleştiriyoruz şu anda. Düğüm gerilimleri ve çevre akımları yöntemi bu haftaki konu. Sağda pdf'teki görüldüğü gibi sol tarafta multisim tahtası üzerinde devremizi kurduk. Burada 1 kilo ohm, 2.2 kilo ohm, 1 kilo ohm. 2.2 kilo ohm yani 1 kilo ohm ve 2 kilo ohmu tekrarlayarak bir devre kurduk. 12 voltluk bir e, giriş voltajımız var. Multimetrelerimizi yerleştirdik. Multimetreyi şurada sağda görüldüğü gibi yerleştirebilirsiniz veya simulate kısmında instruments kısmında multimetre koyabilirsiniz buradan. Artı eksileri e, bağladık. Şimdi simülasyonumuzu çalıştırıyoruz ve Gördüğünüz gibi birinci ampermetreden geçen, birinci multimetreden geçen amper değerimiz 9.5 miliamper. Voltaja bakalım bir de. Yaklaşık 5.30 volt geçiyor. Buranın akımına bakalım. 5,692 miliamper. Voltajımızı kontrol edelim. 4.973 volt çıkıyor. Üçüncü multimetremize geliyoruz. Gördüğünüz gibi 1.2 mA Amper değerlerimiz oldukça küçük. Voltajımıza bakalım. 1.18 volt Gördüğünüz gibi Devrenin genel olarak çalışma prensibi bu şekilde. Gördüğünüz gibi kısaca anlatmak gerekirse bu şekilde voltaj ve akım değerlerini istediğiniz direncin üstünden görebilirsiniz. Şimdi dirençlerin üzerinden geçen akımları ölçmek için multimetreyi akım ölçme moduna alıyoruz ve bu işlemden sonra ölçmek istediğimiz direncin önüne seri olarak bağlıyoruz. R1 direncinin üzerinden geçen akım 48 mA. Şimdi R2 direncinin üzerine düşen akımı hesaplıyoruz. 24 mA. Şimdi R3 üzerinden geçen akımı ölçüyoruz. 24 mA. R4 direncin üzerinden geçen akımı ölçüyoruz. 24 mA. Bu bu ölçümlerin ardından gerilim ve akım sonuçlarını ölçüm işlemini tamamlamış oluyoruz. Şimdi son direncimiz olan R4 direncinin üzerinden geçen direnci ölçüyoruz. 2,40.